Merhaba. Bugün sizlere gündemimizde olan salgınla ilgili bir kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Kitabımız Erwin Sherman'ın Dünyamızı Değiştiren 12 Hastalık isimli kitabı. Bu kitap 2007 Amerikan Mikrobiyoloji Derneği yayınları arasında yayınlanmış ve 2016'da İş Bankası tarafından çevrilerek Türkçemize kazandırılmış bir eser. Kitabın özelliği geçmişten bugüne kadar olan 12 salgın hastalığı her bir bölümde ele alarak bunların hem biyolojik, mikrobiyolojik hem de toplumsal ve siyasal etkileri üzerinde bize ışık tutuyor olmasından ileri geliyor. Multidisipliner bir bakış açısıyla yazılmış olması ve bize dönemin toplumsal dönüşümleri üzerinde etkilerini bu salgınların anlatıyor olması önemli diye düşündüm. Örneğin devletlerin değişik salgınlarda uyguladıkları karantina ve sınırlama gibi teknikleri kitabın her bir bölümünde görüyoruz yeniden. Sherman kendisi bir sıtma uzmanı, Kaliforniya Üniversitesi emekli öğretim görevlilerinden. Çok enteresan şeyler var kitabın içinde. Örneğin bugün biz eğitimcileri de ilgilendiren vebanın neden olduğu Orta Çağ Avrupa'sındaki dönüşümü şöyle anlatıyor 95. sayfasında. Ölü sayısı arttıkça okumuş insan sayısı azaldı. Bu durum özellikle hukukçuların, hekimlerin ve rahiplerin yetiştirildiği üniversiteleri etkiledi. Seyahatin kısıtlanması öğrencilerin uzak şehirlerdeki üniversitelere kaydolmasına engel olunca yeni üniversiteler kuruldu. Eğitim için artık Bolonya veya Paris'e gitmeye gerek yoktu. Bazı eğitim merkezlerinin önemini azaltan bu durum eğitim reformuna neden oldu. Eğitim yerel dillerde gerçekleştirilmeye başladı. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sında vebanın neden olduğu eğitim reformu ve eğitimin yerele yayılmasında nasıl etkili olduğunu gösteren bir örnek. Bugün nasıl ki biz eğitimcilerin online eğitime geçmemize neden olması da yeni bir değişim tetiklenmesi anlamına geliyorsa, geçmişte de bunun örneklerini demek ki görüyoruz. İyi okumalar dilerim. Teşekkürler.